Bir hoparlörün yanında dururken gözlemleyeceğiniz frekansı dalga tepelerinin bulunduğunuz konuma ulaşma sıklığı belirler. Hoparlör size doğru hareket ediyorsa daha yüksek bir frekans duyarsınız. Hoparlör sizden uzaklaşıyorsa daha düşük bir frekans duyarsınız. Peki ya siz hoparlöre doğru koşarsanız? O zaman ne olur? Daha yüksek bir frekans duyarsınız. Çünkü birim zamanda daha çok dalga tepesi size ulaşır. Hoparlörden koşarak uzaklaşırsanız daha düşük bir frekans duyarsınız. Çünkü birim zamanda daha az sayıda dalga tepesi size ulaşır. Tam olarak hangi frekansı duyacağınızı nasıl bilebiliriz? Bunun için olup bitene yakından bir bakalım. Diyelim ki bir dalga tepesi bulunduğunuz konuma henüz ulaşmış. Gözlenmediğiniz periyot, ikinci bir dalga tepesinin size ulaşmasına kadar geçen süre olur. Çünkü siz dalga tepeleri arasında süreyi bu şekilde algılıyor olursunuz. Durgun haldeyken bir sonraki dalga tepesinin bulunduğunuz konuma ulaşmasını beklemek zorundasınız. Bu durumda gözlenmeyeceğiniz periyot, hoparlörden çıkan dalganın gerçek periyodudur. Ama hoparlöre veya dalga kaynağına doğru koşuyorsanız o kadar uzun süre beklemenize gerek kalmaz. Çünkü ikinci dalga tepesini yolda karşılarsınız. Bir sonraki tepenin size ulaşmasının ne kadar sürdüğünü tespit edebilirseniz, gözlenmediğiniz ve algıladığınız periyodu da tespit etmiş olursunuz. Diyelim ki sabit bir V göz yani gözlemcinin hızı hızıyla hareket ediyorsunuz. Bir sonraki tepeye ulaşmak için kat etmeniz gereken mesafe hızınızla Oraya ulaşmanız için gereken sürenin çarpımına eşittir. Aynı zamanda bu süreye algıladığınız periyoda eşit olacaktır. Çünkü iki dalga tepesi arasında algıladığınız süre bir periyoda eşittir. Bu nedenle zaman yerine T göz yani gözlemcinin algıladığı periyot terimini kullanacağız. Benzer şekilde bir sonraki dalga tepesinin sizinle karşılaşmak için kat edeceği mesafe dalganın hızı vd ile Demin söz ettiğimiz sürenin yani gözlemlenen periyodun çarpımına eşit olacaktır. Peki şimdi ne yapacağız? İki tepe arasındaki mesafenin dalganın dalga boyuna eşit olduğunu biliyoruz. Gözlemlenen dalga boyu değil, durgun haldeki hoparlörün yayınladığı gerçek dalga boyu. Koştuğumuz mesafe ile dalga tepesinin bize ulaşmak için kat ettiği mesafeyi toplarsak bu örnekte bir dalga boyu elde ederiz. Bu ifadeyi T göz parantezine alabiliriz. Denklemden gözlemlenen periyodu çekersek, gözlemlenen periyodun kaynak dalga boyu bölü dalganın hızı artı gözlemcinin hızına eşit olduğunu buluruz. Bu hareketli bir gözlemcinin algıladığı periyodu veren kusursuz bir denklem. Fakat bir taraf periyot cinsinden, diğer taraf dalga boyu cinsinden. Elmalarla elmaları karşılaştırmak istiyorsak bu dalga boyunu şu formülü kullanarak periyot cinsinden yazabiliriz. Dalganın hızı eşittir kaynağın dalga boyu bölü kaynağın periyodu. Bu dalga boyu kaynak veya hoparlör tarafından yayınlanan gerçek dalga boyu olduğu için periyodu da gözlemlenen değil, kaynak tarafından yayınlanan gerçek periyot olarak almamız lazım. Dalga boyunu çekersek dalganın hızı çarpı kaynağın periyodu eşittir. Kaynağın dalga boyu sonucuna ulaşırız. Bu ifadeyi denklemde dalga boyunun yerine yazdığımızda şöyle bir yeni denklem elde ederiz. Gözlemlenen periyod eşittir dalganın hızı çarpı kaynağın periyodu bölü dalganın hızı artı gözlemcinin hızı. Bu gözlemlenen periyodu bulmak için gayet iyi bir denklem. Fakat fizikçiler periyod yerine frekansı kullanmayı daha çok sever. Bu periyotlu denklemi frekanslı bir denkleme çevirmek için yapmamız gereken tek şey her iki tarafın da tersini almak. Yani iki tarafı da 1 bölü şeklinde yazmak. Ne oldu? 1 bölü gözlemlenen periyodu eşittir. Dalganın hızı artı gözlemcinin hızı bölü dalganın hızı çarpı kaynağın periyodu. Ama bakın 1 bölü gözlemlenen periyot demek gözlemcinin algıladığı frekans demek. Sağ tarafı ise 1 bölü kaynağın periyodu parantezine alıyorum. Parantez içinde dalganın hızı artı gözlemcinin hızı bölü dalganın hızı ifadesi kalıyor. Son adım olarak bu ifadeyi frekans cinsinden yazacağız. Bakın 1 bölü kaynağın periyodu kaynağın frekansı demek. İşte sonunda. Bu sesin kaynağa doğru hareket eden bir gözlemcinin algıladığı frekansı veren formülü bulduk. Dikkat ederseniz gözlemci ne kadar hızlı hareket ederse duyduğu nota veya yükseklik de o kadar artıyor. Ama bu formül gözlemcinin kaynağa doğru hareket ettiği durum için geçerli. Peki gözlemci kaynaktan uzaklaşıyorsa ne yapacağız? Hadi en baştan başlayalım. <laughs> tamam, şaka yapıyorum. Hoparlöre doğru değil de hoparlörden uzaklaşacak şekilde koşuyorsak tek yapmamız gereken gözlemcinin hızı teriminin önüne bir eksi işareti koymak. İşte böyle. Karşınızda sabit bir ses kaynağına yaklaşan veya ondan uzaklaşan bir gözlemcinin algıladığı Doppler kaymasını açıklayan tek bir denklem. Gözlemci kaynağa yaklaşıyorsa artı işaretini, kaynaktan uzaklaşıyorsa eksi işaretini kullanıyoruz.